23 Ocak 2024 Salı, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Avrupa'da savaş tamtamları hiç olmadığı kadar sesli çalmaya başladı. İsveç ve Norveç halklarına Rusya saldırısına karşı hazırlıklı olun çağrısında bulundu. Norveç bir NATO üyesi, İsveç'in de olması an meselesi. Rusya bu ülkelere saldırırsa Almanya ve Türkiye otomatik olarak kendilerini savaşın içinde buluyor. Çünkü biz de NATO üyesiyiz. Norveç Genelkurmay Başkanı, halka en az 3 gün dışarıdan hiçbir yardım almadan yaşayacak kadar hazırlıklı olun dedi. Evde yiyecek ve içecek bulundurulmasını istedi. İki bilemediniz 3 sene içinde ifadesini kullandı. Yani en geç 3 yıla kadar savaş çıkmasını bekliyor. İsveç Savunma Bakanı da halka bu gerçeği açıklamak zorundayım. İsveç'te savaş olabilir, halkımızın buna hazır olması lazım diye konuştu. Alman Savunma Bakanı Pistorius da 5 ila 8 yıl içerisinde Rusya ile savaşa girebiliriz demişti. Norveç bu süreyi 3 yıla indirmiş oldu. Bakan borç frenini gevşetelim, silah alalım demeye getiriyor. Bu tür haberler ciddi, ancak savaş lobileri bu tarz haberlerle halkı korkutup silahlanmaya kimse ses çıkarmasın, bunu da isterler. Yine de ne olacağını bilemeyiz çünkü Rusya'nın sağ solu belli olmuyor. Başından beri doğru dürüst seçim yapmayan otokrat bir lider başımıza bu dertleri açtı. Alman ordusunda yabancı asker tartışması da sürüyor. Savunma Bakanı'nın önerisine Yeşiller, FDP ve muhalefetteki CDU tam destek verdi. Sol Parti ve AfD ise karşı çıktı. Alman ordusu asker sayısını 181 binden 203 bine çıkarmak istiyor. Bunu yapmak için Alman olmayanları da askere alalım diyor. Sol Parti silahlanmaya karşı, bu yüzden karşı çıkıyor. AfD ise aman yabancıya ne gerek var, zorunlu askerlik gelsin, Almanları zorla askere alalım görüşünde. NPD'nin yerine kurulan Neonazi Partisi Die Heimat, Türkçesi Vatan Partisi, 6 sene boyunca devlet desteği alamayacak. Bağışlara yönelik vergi indirimi de olmayacak. Sadece 3000 üyesi var bu partinin. En son 370 bin avro yardım almışlardı. Partiler oy oranlarına göre devlet yardımı alıyorlar. Bugüne kadar destek alması zaten başlı başına bir skandaldı. AfD'ye bağış yaparsanız onu vergiden düşebiliyorsunuz örneğin. Hem demokratik düzene karşı hareket edeceksin, devleti yıkmaya çalışacaksın, anayasaya aykırı hareket edeceksin, üstüne bir de para alacaksın. Oh ne ala mualla, iyi bir Aziz Nesin hikayesi. Yabancıları göndereceğiz, bu gizli bir plan değil diyorlar. AfD'li savcı var, hakim var, polis zaten istemediğin kadar. Şimdi halk sokağa indi, yüz binlerce insan aşırı sağa karşı yürüdü. Wagen Knecht, bu gösteriler AfD'yi zayıflatmaz dedi. İktidar partilerini de İki yüzlü olmakla suçladı. AfD'nin onların yüzünden güçlendiğini savundu. Demiryolu grevi bu gece saat 2'de başlıyor. 24 Ocak'tan 29 Ocak akşamı saat 18'e kadar sürecek. 6 gün devam edecek. Grevin maliyeti günde en az 100 milyon avro olacak. Çünkü sadece yolcu trenleri değil, büyük trenleri de çalışmıyor. Limanlardan sevkiyat yapılamıyor. Almanya'da 1,5 milyon kişi alkol bağımlılığı tedavisi görüyor. Çocuklar 14 yaşından itibaren anne ve babalarının yanlarındaysa hafif içkiler içebiliyorlar. SPD bağımlılık komiseri bunun değiştirilmesini, tek tip 18 yaş sınırı getirilmesini istedi. Almanya'da bugüne kadar sadece 467 kişiye korona aşısı tazminatı ödendi. Aşıdan zarar görenlerin oranı 10.000'de 7. İncelenen 6.200 başvurudan 467'si haklı bulundu. Domuz gribi de yayılıyor. Bu aslında normal bir grip. Domuzlarda görülen influenza A'nın mutasyona uğrayıp insana bulaşmış hali tipik grip belirtileri gösteriyor. Ölüm oranı oldukça düşük. Doktorlara şiddet vakaları da geçen yıla göre %67 yükseldi. Salgın döneminde balkonlardan alkışlıyorduk. Şimdi yine tartaklamaya başladık. Bu kadar zor şartlar altında çalışan, bizim için gece gündüz demeden, ailesini görmeden çalışan ve maddi olarak bunun karşılığını hiç de alamayan doktorlara, hemşirelere, sağlık emekçilerine şiddet. İnanılmaz. Yarın hepsi çekip giderlerse ne yapacağız? Giderlerse gitsinler mi diyeceğiz? Olmaz. İsviçreli bilim insanları strese karşı bir ilaç geliştirdiklerini açıkladılar. Federal Teknoloji Enstitüsü bu ilacın stresi önleyen mucize bir hap olduğunu belirtti. Depresyon, obezite ve kalp damar hastalıklarında da etkili olduğu öne sürüldü. Gerekli onaylar bekleniyor, sonra piyasaya sürülecek. Avusturya'da gastronomide zam furyası var. Kebaba %17 zam geldi. Kebap kırmızı çizgimiz. Ortalama zam oranı %10. Artık her şey ateş pahası. Metin Eloğlu, çorba şu kaşıkla içilir tabii diyor. Hoşaf bu kaşıkla, balık şu bıçakla kesilir.
Şarap siyahsa şu kadehe konur elbet, beyazsa bu kadehe. Yavan ekmeği nasıl yersen ye. Avusturya'da polisin yetkileri de genişletiliyor. İklim aktivistlerine sert cezalar verilecek. Ancak polise yine de güvenmeyen hükümet aynı zamanda hepsine kask kamerası takma kararı aldı. Gerçi polisler işlerine geldiğinde kameralısı olan polisi başka bir odaya gönderebiliyorlar. Bir güzel haber de çalışanların vergi oranlarının indirilmesi. %20'den %15'e düşürülecek plan bu. Ama %5 yeterli olmaz. Ayda 3000'in altında kazanan hiç kimseden vergi alınmaması lazım. Almanya'nın demiryolu grevi Hollanda'yı da vurdu. 6 gün sürecek bu grevde Hollanda-Almanya arasındaki tren seferleri de iptal edildi. Aynı şekilde Belçika ile Almanya arasındaki sefer sayısı da oldukça azaldı. Sadece Brüksel-Köln güzergahı çalışmaya devam edecek. Belçika bu sene Ukrayna'ya 611 milyon avro askeri yardım verecek ve bu para Rusya'nın Belçika'daki dondurulan varlıklarının faizlerinden karşılanacak. İngiltere'de de kızamık alarmı var. 10 yaşın altında 300 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı ailelere çocuklarınızı aşılatın çağrısı yaptı. İngiltere'de kızamık aşısı olanların oranı %85. Almanya'da eğer bu aşıyı yaptırmazsanız çocuğunuzu okula kaydetmezler. Fransa'daki çiftçi eylemleri maalesef kana bulandı. Gösteri yapan çiftçilerin üstüne araba süren bir kişi bir çiftçinin ölümüne, ikisinin de ağır yaralanmasına neden oldu. Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Fransa'da elektriğin %10'a kadar zamlanması bekleniyor. Bu da aylık ortalama 10-12 avro ek maliyet demek. Son 2 senede elektrik zaten %44 artmıştı. Artmaya da devam ediyor. Çünkü tavan fiyat uygulaması tıpkı Almanya'da olduğu gibi kaldırıldı. Amazon firmasına ise 32 milyon avro para cezası kesildi. Sebebi işçilerin her molaya gerekçe sunmak zorunda kalmaları. Devlet bunu aşırı müdahaleci buldu ve şirkete ceza yazdı. 100 milyarlık bir şirket için hiçbir şey değil. Cezaların bu yüzden yaptırım gücü yok. Öderler biter, mesele kapanır. Enteresan stratejileri var. Her zaman bu dev firmalar kazanır. Bazen kazanmıyormuş gibi yaparlar, o zaman daha çok kazanırlar. Rockefeller bunu ilk yapan iş adamıydı. Ekonomide Rockefeller prensibi vardır. Petrolcüydü, gaz yağı satıyordu. Gaz lambalarını çok ucuza verdi. Hatta hediye etti. Ki bir kapitalist için hiç normal değildir. Daha sonra gaz yağını pahalıya sattı. Böylece normalde almayacak olan insanlar ucuz diye gaz lambası aldılar ve artık mecburen yağını da almak zorunda kaldılar. Bu prensip şimdi birçok kapsül kahve makinesinde uygulanır. Makineler ucuza satılır, sonra makine parasına kapsül alırsınız. Yazıcılarda da benzer bir uygulama var. Yazıcı parası kadar kartuş parası istenir. Tıraş bıçaklarında keza. Makinesiyle birlikte ucuza alırsınız ama kartuşları pahalıdır. Hayatta aslında her şey böyle. Herhangi bir şey size çok ucuza geliyorsa iki kere düşünmenizde yarar var. Bir Çin atasözü, bedava peynir sadece fare kapanında bulunur der. Bu yüzden insan kısa yoldan zengin olmaya, bedavacılığa alışmayacak. Koşacak, mücadele edecek. Afrika'da uyanan bir ceylan gibi koşacak. En hızlı aslandan daha hızlı olacak. Yoksa ölür. Aynı ormanda bir aslan gibi koşacak. En hızlı ceylandan daha hızlı olacak. Yoksa o da açlıktan ölür. Yani insan aslan ya da ceylan olmanız hiç fark etmez. Bir Afrika atasözünün dediği gibi gün doğduğunda koşmaya başlarsanız iyi olur. Nazım diyor ya, hey taranta babu hey, koşmak, alabildiğine başı dolu başı boş koşmak. Yaşamak ne güzel şey taranta babu, yaşamak ne güzel şey. Anlayarak bir usta kitap gibi, bir sevda şarkısı gibi duyup, bir çocuk gibi şaşarak yaşamak. Yaşamak. Birer birer ve hep beraber ipekli bir kumaş dokur gibi. Hep bir ağızdan sevinçli bir destan okur gibi yaşamak. Hoşça kalın.